İyi günler, iyi hafta sonları. Geçen haftaki yayında Türkiye'nin otoriter rejimle ilgili deneyimlerinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önceki dönemleri kapsadığını, Türkiye'nin otoriter rejim deneyiminin Cumhuriyet'in kuruluş öncesine kadar uzatılabileceğini hatta söylemiş. Fakat bugünkü otoriter rejim tecrübesinin tabii kendine özgü pek çok yanı var. Bunları anlamak için Almanya'da Nazi döneminde avukatlık yapmış olan Ernst Frankel'in, bir Alman hukukçu olan Ernst Frankel'in Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan İkili Devlet adlı eserinde geliştirmiş olduğu bir kavramlaştırmadan söz etmiştim. Bugün o kavramlaştırmayı biraz bu yayının süresi el verdiğince kısaca özetlemek ve bu açıdan Türkiye'nin otoriterlik deneyimine bizim anayasa hükümleri ve iktidarın uygulamaları çerçevesinde bu ikisini meczetmeye çalışarak bir değerlendirme ve bir sonuca varmaya çalışacağım. Tabii bu çeşitli açılardan önemli. Özellikle bugünkü otoriter rejimin eğer mümkün olabilecekse tasfiyesi için de nasıl bir yol izleneceği ve bu tasfiyenin otoriterleşmeden kurtulmanın kalıcı olabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda da zannediyorum bazı noktaları, bazı ipuçlarını yakalamamıza izin verecek. Şimdi önce bu ikili devlet kavramıyla ne kastedildiğini izah etmeye çalışayım. Bunu izah etmeye başlamanın en kolay yolu da hukuk devletinden hareket etmek. Biliyorsunuz çağımızda devlet deyince hukuk devletini bir ideal olarak benimsiyoruz. Bizim anayasamızda da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu başka niteliklerinin yanında yazılı. Hukuk devleti esas itibariyle çok özet olarak bütün eylemleri ve işlemleri de hukukla bağlı olan, hukukla bağlı olmak zorunda olan devlet demek. Dolayısıyla devletin bütün eylem ve işlemlerinde yani idari tasarrufları dahil aldığı kararlar, çıkarttığı yasalar vesaire bunların hepsinin bir normlar hiyerarşisi içinde normatif bir sisteme uygun işlemesi, uygun çalışması anlamına geliyor. Yani yönetmeliğe aykırı idari karar almayacaksınız. Yönetmelik kanuna aykırı olmayacak. Kanunlar da anayasaya aykırı olmayacak. Esas itibariyle devletin bütün eylem ve işlemlerinde hukukla bağlı olması aynı zamanda bir de karineye yol açıyor. Eğer bir eylemi devlet, bir işlemi devlet yapmışsa, devlet organlarından doğan bir eylem ve işlem olmuşsa, öncelikle bunun hukuka uygun olduğu karine olarak kabul ediliyor. Sonra eğer siz bu eylemin ya da işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, bunu ilgili denetleme mercine götüreceksiniz. Örneğin en soyut olanından başlayayım. Bir yasa çıktığı zaman bu yasa işte parlamentodan usulüne uygun olarak geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi mi bu kanun hukuka uygun kabul ediliyor. Halbuki bu kanunun hukuka aykırı yani anayasaya aykırı olduğunu düşünmek mümkün ve bunu göstermek ve iptal ettirmek mümkün. Ama iptal edilinceye kadar Anayasa Mahkemesi bu denetimi yapıp da iptal edilinceye kadar o kanun hukuka uygun kabul ediliyor ve yürürlüğünü, hükmünü icra ediyor. Dolayısıyla başta böyle bir hukuka uygunlukla ilgili bir de donanımı var devletin. Bu da hukuk devleti olmaktan gelen bir özellik. Ama devlet her zaman hukuka uygun olarak da davranmayabiliyor. Dolayısıyla bunun bir denetim mekanizmasının kurulması şart. O yüzden de hukuk devletinde bir kuvvetler ayrılığı, kuvvetlerin birbirini dengelemesi en önemli olarak da yargının bağımsız bir biçimde ve tarafsız olarak devlet eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemekte etkin bir biçimde rol oynaması söz konusu oluyor. Şimdi hukuk devleti dediğimiz devlet tipinde dahi öyle durumlar olabiliyor ki devletin bazen hukuku atlayarak, hukukun dışına çıkarak bir takım kararlar alması ve bir takım eylemlerde bulunması imkanını devlete vermek gerekiyor. Bu aslında tarihsel olarak modern devletin gelişiminde
ortaya çıkmış olan bir durum ve günümüzde de devletin olağanüstü hal veya istisna hali gibi durumlarda hukuku bir kenara bırakarak davranabileceği yolunda bir düşünceye yol açıyor. Bu çerçevede devletin normatif yapısının, yani kurallar hiyerarşisi, normlar hiyerarşisi içinde oluşmuş olan hukuki yapısının dışında bir başka varlığının da olduğunu ve devletin kendisini korumak için bu normatif alanın dışında bir ayrıcalıklı alana sahip olduğunu ve bu ayrıcalıklı alanı da daha ziyade yürütme organının kararlarıyla gerçekleştireceğini, bu ayrıcalıklı alanda yürütme organının tam yetkili olarak davranabileceğini düşünmek ve bunun tarihsel örnekleri üzerinden bunu izlemek, takip etmek mümkün. Fakat modern demokratik devletlerde hukuk devleti hassasiyeti bu olağanüstü ya da istisnai durumlarda dahi devletin belirli kurallarla çerçevelenmesi yolunda bir eğilim var. Bunun için olağanüstü hal kanunları var. Örneğin Türkiye'de de bu çerçevede bir düzenleme var. Fakat her durumda ne yaparsanız yapın devletin mutlaka ve tam olarak hukuk içinde kalmasını sağlamak mümkün olmayabiliyor. Bunun tabii bazı toplumlara göre değişen versiyonları, değişen uygulamaları veya görünümleri var. Ampirik olarak baktığımız zaman işte Amerika'da, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'de bunun farklı tezahür ediş biçimleri var. Devletin hukuk dışında çıkarak davranabilme imkanının, bir ayrıcalık alanının, ama her halükarda hukuk devleti dediğimiz zaman devletin bu ayrıcalıklı alanıyla normatif alanını mutlaka hukukun kapsamı içinde tutmaya çalışan bir devlet tipinden veya bir idealden bahsediyoruz. Buna mukabil bunun mümkün olamadığı durumlarda devletin kendisini meydana getiren yasama, yürütme ve yargı organları arasında ve bu organlara etki yapan sosyal zümreler veya gruplar, politik olarak, tarihsel olarak etkili gruplar arasında bir müzakere ve uzlaşma süreciyle o süreçlerin sonunda kararlarını üretebildiği bir yapıyı ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu ikinci duruma, yani hukuk devletinin içinde devlet kararlarının hem kuvvetler arasında hem de o kuvvetlere hakim olan sosyal grupların kendi çıkarları doğrultusunda giriştikleri müzakereler sonucunda elde edilmesi, kararların bu şekilde ortaya konulması anlamında bir dualist devlet yapısının ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Buna karşılık ikili devlet, yani burada bir tabii Türkçe'de bir tercüme zorluğu var ama aynı şey İngilizce'den de gittiğimiz zaman söz konusu. Dualist devletle Ernst Frankel'in dual devlet, yani bunu Türkçe'ye ben ikici ve ikili devlet diye tercüme edebiliyorum. İkici devlet ile ikili devlet arasında şöyle bir fark var. İkici devlette ikili bir devlet yapısı var ve bu ikili devlet yapısının içinde farklı organlar ve kesimler arasında bir müzakere süreciyle bu yapı işliyor. Ama ikili devlette hukukun dışında davranma ayrıcalığına sahip olan, o alana hakim olan devlet ile normatif alan içindeki düzenlenmiş kurallara göre işleyen devlet aslında birbirlerine müzahir olarak, eski tabirle birbirlerine destek olacak şekilde yapılandırılıyor ve birbirleriyle çatışma halinde değil, birbirleriyle uyum içinde bir devlet düzenini meydana getiriyor. Şimdi bunu biraz somutlaştırmak için anayasamızdaki bazı maddeleri hatırlatmak isterim. Mesela anayasamızın birinci maddesine göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İkinci maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Altıncı maddeye göre anayasadan kaynaklanan bir devlet yetkisi olmaksızın hiç kimse bir devlet adına bir şey yapamaz. Yani hiç kimse anayasadan kaynağını almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Hiçbir kişi veya organ. Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır vesaire. Şimdi bu aslında bunların hepsini alt alta okuduğumuz zaman Türkiye'nin tam manasıyla bir hukuk devleti olduğu yolunda bir izlenim ediniyoruz. Böyle bir sonuca varıyoruz. Fakat
İlginç bir madde var anayasamızda. Bu daha önceki anayasalarda olmayan bir madde. Benim tespitlerime göre. Bu anayasanın 5. maddesi. Devletin temel amaç ve görevleri başlığını taşıyan bu maddeye göre devletin görevleri arasında şöyle bir şey zikrediliyor. Devletin cumhuriyeti koruma görevinden bahsediliyor. Şimdi devlet eğer cumhuriyetse, devletin cumhuriyeti, yani 1. madde Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyor. 5. madde diyor ki devletin cumhuriyeti koruma görevi var. Acaba devletle cumhuriyet burada bir ayrılma içinde mi? Çünkü devletle cumhuriyet aynı şeyse o zaman devlet cumhuriyeti korumakla görevlidir şeklindeki bir cümlenin en azından bir mantıksızlığı ortaya çıkıyor. Yoksa burada acaba devletle kastedilen başka bir şey mi? Şimdi tarihsel olarak düşündüğümüzde anayasa normlarının ne ifade ettiğini tarihsel deneyimin ışığı altında incelediğimiz zaman veya anlamlandırmaya çalıştığımız zaman burada aslında bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek 5. maddede devletin cumhuriyeti korumakla görevli olduğunu söylerken burada devlete cumhuriyetin normatif teşkilatının dışında başka bir varlık ve başka bir anlam atfedildiğini ileri sürebiliriz. Nitekim buna benzer bir yorumu yapan Andrew Arato 1982 Anayasası'nın ikinci bir yapıya sahip olduğunu, yani dualist bir yapıya sahip olduğunu, bu dualist yapının aslında bizim Türkçe'ye vesayet diye tercüme ettiğimiz, Türkiye'de özellikle askeri ve sivil bürokrasinin cumhuriyetin varlığını muhafaza etmek bakımından hukukun düzenlediği normatif alan içinde kendisine ayrıcalıklı bir yer ayırmış olduğunu ifade ediyor. Ama bu yapıyı Andrew Arato ikinci yapı olarak nitelendiriyor. Yani ikicilikten burada kasıt bu askeri ve sivil bürokrasinin cumhuriyeti koruma ve kollama göreviyle kendisini donatmış olmasından kaynaklanan ve seçimle iş başına gelen devlet organları ile muhtemel bir çatışma içinde bulunabileceği ve bu çatışma durumu ortaya çıktığı zaman da bir uzlaşma ile bu çatışmanın sonlandırılabileceği anlamında bir ikinci yapıdan bahsediyor. Şimdi biz aslında bunu vesayet diye tercüme etmeye alışmışız ama ben bu tercümenin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada aslında bir guardianship, yani bir muhafızlık rejimi var esas olarak. Bunun ayrıntısına belki daha sonra gireriz. Şimdi vakit nedeniyle bunu bu kadar söyleyerek geçiştireyim. Muhafızlık rejimi içinde böyle bir ikinci yapı ortaya çıkmış bulunuyor ve Türkiye'nin aslında Cumhuriyet'in ilanından yani 1923 Ekim'inden itibarenki tarihine baktığımız zaman da bu muhafızlık rejiminin ne kadar kalıcı bir biçimde bu ikinci devlet yapısının işlemiş olduğunu görmek ve göstermek mümkündür. Burada sadece özet olarak şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar geçen 1923-2021 arasındaki 98 yıllık Cumhuriyet hayatının önemli bir bölümü, yani çok formal olarak 51 yıllık bir bölümünün bir defa olağanüstü hal veya sıkı yönetim altında geçmiş olduğunu ama böyle olağanüstü hal ve sıkı yönetim resmen ilan edilmediği durumlarda dahi bir takım olağanüstü yetkili özel mahkemelerin kurularak rejimin içinde farklı bir rejim tipinin de mevcut olduğunu, yani bu ikinci yapının olağanüstü hal ve sıkı yönetim olmayan dönemlerde de varlığını sürdürmüş olduğunu tespit etmemiz mümkün. Dolayısıyla belki 60-70 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de olağanüstü yönetim usullerinin bir şekilde toplumsal ve siyasal hayatı kontrol altında bulunduğu dönem için. Bunu tabii ki bu muhafızlık rejiminin bir çıktısı olarak tespit etmemiz mümkün. Ne zamana kadar? İşte belki 2017 anayasa değişikliklerine kadar.
2017 anayasa değişikliklerinden sonra kurulan rejim geçmişteki bu muhafızlık rejiminden farklı bir boyuta taşıyor Türkiye'nin siyasi yapısını. Bu farklı boyut ayrıcalıklı iktidar alanıyla normlar tarafından düzenlenmiş hukuk devletine özgü diyebileceğimiz iktidar alanının birbirleriyle farklılık ve çatışma, uzlaşma ilişkisi içinde değil, birbirlerini tahkim eden, birbirlerini destekleyen, birbirlerini besleyen ve güçlendiren bir yapı içinde bir araya gelmiş olmaları ve aslında bugün biz bir otoriterleşme teşhisini yaptığımız zaman bir şeyden çok şikayet ediyoruz. Tek adam rejimi diye. İşte bu tek adam rejimi, buna adam demeyebiliriz. Devletin bütün kararlarının tek bir odakta toplanması ve bu odaktan çıkan kararların bazen hukukun normatif yapısı içinde ona uygun olarak istihsal edildiğini, üretildiğini ama bazen de bu hukukun normatif yapısının tamamen dışında kalan ve yürütme organına da diğer organlara da, yani özellikle de yargı organına burada atıfta bulunmak isterim, takdiri bir hukuk dışına çıkma imkanı sağladığını, bu ikisinin de birbirini destekleyen yapılar olarak veya oluşumlar olarak birbirlerini devam ettirdiklerini, beslediklerini söylemek mümkün. Bu geçmişteki amiyane tabirle artık alat olduğu için öyle kullanayım ben de, vesayet makamlarıyla, vesayetçi güçlerle halkın temsilcileri veya seçilmiş organlar arasındaki çatışmaya benzeyen ve o çatışmanın ürettiği uzlaşma süreçleri içinde bir siyasi süreç veya bir siyasi pratik olarak karşımıza çıkan durumdan farklı bir durumu ifade ediyor. Burada şimdi iktidarın hukuka uygun olmayan tasarrufları, hukuka uygun olan tasarruflarını, hukuka uygun olan tasarrufları da hukuka uygun olmayan tasarruflarını pekiştiriyor ve destekliyor. Buna izin verilen, bunu bir rejim tipi olarak birlikte var eden bir durumdan bahsediyoruz. Örneğin basitçe söyleyeyim, hepimizin bildiği bir husus, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararları uygulanıyor, bazı kararları uygulanmıyor. Hangi kararlarının uygulanacağına, hangi kararlarının uygulanmayacağına tabii ki yargı organları karar veriyor. Ama yargı organları buna karar verirken bir takdir yetkisi varmışçasına bu kararları veriyorlar. Halbuki bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığının herhangi bir biçimde tartışılmazlığı söz konusu olduğu için burada böyle bir takdir yetkisi kullanmaları söz konusu değil. Ama bu çerçevede böyle bir takdir yetkisi sanki varmışçasına bir pratik işliyor ve Türkiye'nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olma prensibiyle belirlenmiş olması gereken normatif alanında bir sanki ayrıcalıklı bir takdir alanı varmış gibi bir başka yapı kendisini var ediyor. Bu yapının diğeriyle, yani takdir ve ayrıcalık üreten, takdir yetkisini sınırsızlaştıran ve ayrıcalıklı bir alan üreten iktidar için o yapıyla normatif yapı bir arada bulunuyor ve birbirlerini destekliyor. Bunu işaret ediyorum. Frankl'in ikili devlet dediği şeye biraz daha bir yakınlaşan bir otoriterlik deneyimi. Bu geçmiş otoriter deneyimlerinden, otoriterlik deneyimlerinden farkı da o ikinci yapı içindeki çatışma, uzlaşma süreçlerinin artık ortada olmaması. Şimdi Frankl'in tabii bir iddiası daha var. Bu ikili devlet yapısının Nazi dönemi Almanya'sı için kavramlaştırmasını yaparken orada da önemli bir tespiti var. Bu ikili devlet yapısının, yani ayrıcalıklı alanla normatif alanın, ayrıcalık devletiyle veya Türkçedeki çevirisiyle Tanıl Bora'nın, önlem devletiyle norm devletinin birbirini pekiştirecek şekilde var olması aslında
kapitalizmin Almanya'da o dönem gelmiş olduğu bir evrede yükselen sınıfların iktidarı bu şekilde kullanmaktaki menfaatleriyle örtüştüğünü söylemekte. Dolayısıyla Nazi Almanya'sının pratiği aynı zamanda kapitalizmin 1930'lardaki Almanya'daki tezahür ediş biçiminde hakim sınıfların böyle bir devlet mevcudiyetinden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaları veya belki kendi çıkarları doğrultusunda böyle bir devlet yapısını destekleyici olmaları. Böyle bir tespit var. Şimdi acaba Türkiye'de de eğer böyle bir ikili devlet yapısına, yani ikinci devletten ikili devlet yapısına doğru bir geçiş, bu son otoriterlik deneyimi böyle bir geçişi temsil ediyorsa, ki ben ona yakınlaştığını düşünüyorum Türkiye'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu son 7-8 yıllık tecrübesinin bizi bu tarz bir otoriterliğe yakınlaştırdığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun acaba sınıfsal temeline, kapitalizmle olan ilişkisine baktığımız zaman da kapitalizmin işleyişinin gerektirdiği bir normatif yapıyla böyle bir ayrıcalıklı idari yasal veya yasa dışına çıkma imkanı veren bir hukuki düzenlemenin, biraz çelişkili bir terim olduğunu farkındayım, böyle bir yapılaşmanın böyle bir sınıfsal tabana da oturduğunu, bunun belki neoliberalizmin bugün geldiği noktadaki faşizan momentle ilişkilendirilebileceğini de düşünmek mümkün. Şimdi eğer bu yönde bakarsak, o zaman bu otoriter yapının bozulması ve buradan çıkılabilmesi, demokratik bir yönde çıkılabilmesi için basitçe başkancı rejimi tasfiye edip parlamenter bir düzene geçilmesi yeterli olmayacaktır. Aslında bu şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin bu otoriterlikten çıkışının yepyeni bir toplumsal ve siyasal yeniden inşa ile ancak mümkün olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bunu muhtemelen başka türlü kavramlaştırmak gerekir. Bu farklı kavramlaştırmanın nasıl olabileceğini de önümüzdeki hafta değerlendirmeye çalışayım. Şimdi hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.